Merhaba sevgili dostlar, Muhabbet Seyyahı programına hoş geldiniz. Bu programda heybemizde taşıdığımız muhabbeti Risale-i Nur'un temel kavramları vasıtasıyla sizlerle paylaşacağız. Rabbim kısmet ettiği müddetçe, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu üslup üzere devam etmeyi arzu ediyoruz. Muhabbet Seyyahı'nda her bölüm farklı bir menzil olup, o menzillerde gördüğümüz hakikatlere şahitlik nispetinde Rabbimize duyduğumuz sevgiyi daha da artırmayı hedefliyoruz. Hep beraber bu hakikatlara inşallah şahit olmaya, kalbimizi açmaya niyaz edelim. Rabbim kabul eylesin. Bu menzilimizin konusu günahların yan etkileri. Günahların yan etkileri olarak bakıyoruz. Eyyub Aleyhisselam'ın kıssasını okuyacağız Allah nasip ederse. Lemalardan ikinci lema kısmını okuyacağız. Erdem Akça hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi, siz nasılsınız? Elhamdülillah. Hamdolsun. Biz de iyiyiz hocam. Allah razı olsun. Yani hakikaten güzel bir konu hocam. Yani bu asırda hususan bu yaz zamanı günahların yan tesirleri konusu güzel bir konu oldu, bir vesile oldu. İnşallah manevi hastalıklarımıza, maddi manevi hastalıklarımıza bir deva olsun bu sohbetimizde. Önceki sohbetlerimizle beraber. Bu eser hocam 1932 yılında Isparta Barla'da yazıldığını biliyoruz. Yani bütün hatta eserin hatime kısmında, fihrist kısmında daha doğrusu eser 1932 yılında yazılmış malum. Fihrist kısmında bu eserin musibet zedelere manevi bir tiryak, ehemmiyetli bir musibet zedelere musibete uğramışlara yani daha doğrusu manevi bir tiryak, kıymetli bir reçete olarak ifade edilmiş. Asıl ehemmiyetli musibetin kalbe ve ruha gelen musibetler olduğunu, aslında insanı Allah'tan uzaklaştıran birçok şeylerin bir musibet olarak okunması gerektiğini Eyyub Aleyhisselam özelinde bu eserde okumuş oluyoruz. Ve bununla birlikte sabreden ve şükreden kişilere de eğer şikayet etmezlerse bütün ömür dakikaları ve bu musibet içerisinde bulunan bütün ömür dakikalarının ibadet hükmüne geçtiğini müjdeleyen bir eser, ikinci lema eseri. İnşallah metinde birlikte görmüş olalım. Metne geçelim isterseniz hocam. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İkinci lema eseri zaten bildiğiniz üzere 1932 yılında Isparta Barla'da yazılan ilk eserlerden yine ifade ediyor. Eyyub Aleyhisselam'ın İznâde Rabbehu enni messeniyeddûlu ve ente erhamur rahimin. Bu niyazını ifade eden bir eser bu. Bu Enbiya suresinde geçen bir ayet bu ayet. Yani Rabbimden sen en merhametlerin merhametlisisin. Ben zarara uğradım noktasında. Çünkü hani malum Eyyub Aleyhisselam'ın epey yara bere içerisinde epey müddet kaldığı halde artık lisanına ve diline kurtlar iliştiği zaman hani ibadetine mani olduğu noktada aslında bu münacata başlaması da hakikaten bu eserin odak noktası olmuş. İnşallah birinci nükteden okuyoruz. Birinci nükte, Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın zahiri ve hastalıklarının mukabili bizim batıni ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. Eyyub Aleyhisselam'ın görünürde maddi bir hastalığı vardı. Bizim ruhumuzda, içimizde kalbi hastalıklarımız var. İç dışa, dış içe bir çevirirsek, Hazreti Eyyub'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuzda yaralar açar. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları, kısacık hayatı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Eyyub Aleyhisselam'ın yaraları, dünya hayatını tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız, pek uzun olan, hayat ebediyemizi tehdit ediyor. Yani bizim öyle manevi yaralarımız var ki ebedi hayatımızı kaybetmek
noktasında ebedi hayatımızı etkileyecek ciddi manevi yaralarımız var, günahlardan hasıl olan. O münacat-ı Eyyubiye'ye, bu Eyyub Aleyhisselam'ın bu münacatına o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, kalbine ve diline ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzu billah, Allah korusun, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Eyyub Aleyhisselam'ın maddi bu kurtlardan gelen hastalığı diline ve kalbine ilişiyor ama bizim manevi hastalıklarımız ebedi bir hayatımızın mahvolmasına sebep olabilecek bir nitelikte olduğu için daha dehşetli, o münacata daha dehşetli bir şekilde ihtiyacımız var. Çünkü günahlarımızdan gelen yaralar ve o yaralardan da ortaya çıkan, doğan vesveseler, şüpheler imanımızı zedeleyerek iman mahalli olan kalbimizin içine kadar ilişip imanımızı zedeleyebiliyor. Ve imanın tercümanı olan lisanın, dilin zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefretkârane uzaklaştırarak susturuyorlar. Yani öyle bir şekilde kalbimizin içine işliyor ki o yaralardan, günahlardan gelen yaralar ve yaralardan doğan vesveseler, şüpheler imanımızı zedelemekle birlikte kalmayıp imanımızın tercümanı olan dilimize, yani lisanımızı ruhani zevkten mahrum bırakacak tarzda, yani o kutsi kelamlardan nefret edecek ve kaçacak tarzda bir hale getirebiliyor. Allah muhafaza eylesin diye dua edelim. Hocam, bu metne baktığımız zaman hakikaten ciddi bir yaraya parmak basıyor. Yani Risale-i Nur, yani öyle bir şey ki yarayı gösteriyor, ardından tedaviyi hemen öne sürüyor. Yani o noktada da zaten insanlara bir ferahlık, bir kolaylık sağlıyor. Baktığımız zaman hocam, Risale-i Nur'un peygamber kıssalarından maksadı nedir? Ve Eyyub Aleyhisselam özelinde baktığımız zaman bu kıssadan bize maksat nedir diye nasıl bakabiliriz? Şimdi Risale'lerin peygamber kıssalarına bakışı orijinaldir. Mesela Yusuf Kaplan Hoca bir açıklamasında diyordu ki, birinci lema için İslam tarihinde böyle bir eser yok diyor yani. Birçok yönden bakabiliyorsunuz yani. Bir metin hem sosyolojik boyutta, hem psikolojik boyutta, hem işte felsefi manada, hem tasavvuf boyutuyla aynı şekilde bir metinde 4-5 boyut ele alınmış diyor. İslam yani okuyorum, bir daha okuyorum demiş mesela. Farklı boyutlarıyla okuyorum diyor. Notlar çıkararak okuyormuş. Birinci lema için söylüyor bunu. Aynı mevzu ikinci lema için de geçerlidir. Şimdi peygamber kıssaları sadece geçmişte olmuş bitmiş bir hadiseyi anlatmıyor aslında. Peygamberler tabiri caizse bir konudaki o konuya dair prototip derler şu anki güncel tabirle, veyahut da şahsı manevi de denir, hakikat denir. O peygamberin yaşadığı vaka tabiri caizse bizim de aslında ömrümüz boyunca yaşadığımız bir vakadır aslında. Manevi alemde biz kendimizi görecek olsaydık belki de o peygamber makamında görecektik. Diyelim ki öz kardeşlerimize problem var, kardeşlerimiz bize zulmediyor. O zaman kendimizi mesela bir rüyada nasıl görebilirdik? Yusuf Aleyhisselam şeklinde görürdük. Bu ne demektir aslında? Bak, aynen diyor, onun gibi olduğunu diyor. Onun o yaşadığı diyor, musibeti diyor. Sen şu an kendi döneminde, kendi döneminin Yusuf'usun diyor aslında diyor. Kardeşlerinin kuyuya attıkları, bir açıdan zulmettikleri bir kişi moduna geldin deniliyor. İşte burada da Eyyub Aleyhisselam'ın kıssası aslında insanlık dünyasındaki külli bir hakikati anlatıyor. O da nedir? Hastalıklar kısmı. Yani bunu maddi hastalıklar diye de ele alabiliriz. Ama daha derinde diyor üstad, manevi hastalıklarla alakadardır diyor. Çünkü diyor olayı diyor enfüsü cihette aldığımızda Eyyub Aleyhisselam evet fiziksel manada maddi bir hastalığı var diyor. Ama diyor bizimki öyle değil diyor. Bizde diyor manevi hastalıklar diyor daha ön plandadır. Burada enteresan bir boyut Eyyub kelimesidir. Eyyub kelimesi hem tevbe eden hem tevbe ettiren demek aslında. Çok ilginç bir vezinden gelmiş. Şimdi bu manevi hastalıkları yaşayan insanlar tevbe ettiklerinde sonrasında öyle bir şefkate erişiyorlar ki, benim bu yaşadığım bunalımı, girdabı, karanlığı, manevi acıları
başkaları yaşıyorsa ben onlara yardımcı olayım istiyor. Çünkü düşenin halinden en iyi daha önce düşen anlar mantığıdır burada. Ve buradaki manevi ızdıraplar öyle külli ve öyle büyük acılar ki bir insan diğer insanların bu acılara maruz kalmasına karşı dayanamaz. O yüzden de çok büyük bir şefkat o kişilerin uyanır. Yani tabiri caizse tövbe eder ve başkalarını ettirmek ister. Tam bir Hazreti Eyüp gibi olur kendi döneminde. Çünkü manevi acılar maddi acılar gibi değil. Maddi acılar biter, manevi acı çözülene kadar ömür boyu sürebilir bu. O acıyı insan gece gündüz o ızdırabı yaşar. Uyusa uykusu tutmaz. Rüyalarında dahi o acıyı yaşamaya devam eder. Bu açıdan bu tarz insanlara yardımcı olmak aslında en büyük hizmettir diyebiliriz. İşte bu yönden bakıldığında peygamber kıssalarından aslında bu tarz çıkacak dersten birisi de bu. Günah psikolojisi, günahların açtığı, fıtrat açtığı yaralar ve bu yaraların verdiği acılar konusunun ilacı nerededir diye sorulursa Kur'an-ı Kerim'de Eyüp Aleyhisselam kıssasındadır. Hatta buranın Enbiya Suresi ama Sat Suresi'nin bir versiyonu daha vardır. Orada zarar bana dokundu demiyor Eyüp Aleyhisselam. Şeytan bana dokundu diye bir detay kullanıyor. Yani bir zarar manevi zarara da yol açıyorsa o zaman şeytanlaşır orada. Şeytan adıyla ifade edilir. Yani imanı zedelemeye başlamışsa, maneviyatı zedelemeye başlamışsa orada artık zarar değil, şeytan tabiri kullanır. Eyüp Aleyhisselam orada onu da kullanıyor. O zaman aman diyor, ben diyor imanımı zedelemeye başladı bu mevzu diyerek o zaman Cenab-ı Hakk'a sığınarak şifa istiyor. Yani maddi hastalık için şifa istemiyor aslında. Maneviyatıma zarar vermeye başladı diye şifa duası yapıyor. Rabbül Alemin o zaman şifa duasını kabul ediyor. Hakikaten. Yani bu noktada... O çok önemli bir detaydır yani. Evet. Dinimize zarar veren bir husus haline gelmeye başladığı an bu duayı yapmak lazım. Herhangi bir mevzu. Vesvese, şüphe, itikadımız hastalık durum oluşturuyorsa Eyüp Aleyhisselam'ın bu münacatı yapılması gereken bir münacattır. Ki Üstad Bediüzzaman birinci lemanın başında nur talebelerinin sabah, yani akşam ve yatsı namazı arasında okumaları gerektiğine dair de yedi cümleden bir tanesi olarak bunu söylüyor. Gün içinde de okuyabilirler diyor ama diyor akşam yatsı arası diyor bunun diyor, en etkili okunma zamanıdır diye orada bir ifadesi var. Münacatlar zaten hep bu yedi tane münacat hep peygamberlerin zaten virdi olan münacatlar değil mi hocam? Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da kendisinin bizzat bu münacatların virdi olduğuna dair kayıtlar var malumunuz. Yunus Aleyhisselam'ın münacatı için özellikle var. Hı hı. Yani o zaten makbuldür yani bu yönden bakıldığında. Evet. O noktada hocam günah psikolojisi demişken günah konusunun maddi manevi boyutları nelerdir? Buna dair mesela biraz değişsek mevzuyu. Hani günahlardan hasıl olan vesveseler, şüpheler hani gitgide silsile halinde eğer istiğfarla imha edilmezse diyor kurt değil manevi yılan olarak kalbi ısırıyor noktasını ifade ediyordu yani. Yani işin dehşetli boyutunu hani göz önüne seriyor ki hani onu bir an önce imhasına çalışılmalı noktasında hani bir ifade buyuruyor. Yani günah konusunun maddi manevi boyutlarına ele alsak hocam nasıl bakmak lazım? Şimdi günah deyince biz sadece şeyi algılayabiliyoruz. Yani işte içki içmek, kumar oynamak, maddi fiilen yapmaya dayalı şeyler. Evet bunlar günahtır doğru. Bunların da derecelerine göre işte kebair dediğimiz ki bar aleykasında Refet abi sana sormuş. Yani ekberül kebair nelerdir diye sorduğunda diyor ki işte sayı 7 tanedir diyor bunlar. Bunlara mubikat-ı seba, helak edici 7 şey denilir. İşte cinayet diyor, kumar diyor, zina diyor. Bu manada hırsızlık da olması lazım. İşte anne babayla bağlantıyı kesmek, işte iftira manasında yalan şahitlik ve dine zarar verici bidatlara taraftar olmak şeklinde 7 tanesini saymış mesela orada. Ama bunlar haricinde de büyük günahlar var. Ama bunlar büyüklerin büyükleridir diye söylüyor. Ki bunlar tevbe edilmediğinde kişiyi cehenneme götürücü günahlardır. Çok ciddi meselelerdir. Fakat manevi günahlar da var. Şimdi burayı da ayrı bir noktadır. Yani bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Mesela Rabbül Alemin hakkında suizanda bulunmak. Ben ne yaparsam yapayım Allah beni affetmez mantığı. Bu aslında çok daha tehlikeli bir günahtır diğerine göre. Ve bu yeistir aslında. Allah beni affetmeyecek mantığına kapılmak demek, burada Allah'ın rahmetinden kendi günahını daha büyük görmek anlamındadır. Oysa şu, hiçbir şey Allah'tan büyük olamaz,
Hiçbir şey Allah'ın sıfatlarından da büyük olamaz. Bu açıdan bakıldığında kişideki bu algı şeytanın bir oyunudur. Mesela şöyle der. Günahları işle, 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 sonra hep af dile. Yani sen olsan Allah'ın yerinde, sen kendini affeder misin? Affetmem diyor. Oysa bir kişi Allah'ın yerinde olamaz. Tabii ki. Ama orada kişi bir oyuna geliyor, şeytan tarafından kandırılıyor. Çünkü sen Allah'ın sıfatlarını veyahut da isimlerini veyahut da kendini tam bilmiyorsun ki. Neye dayanarak burada ben olsam ben affetmezdim diye söylüyorsun. Orada sen kendi kendini yargılıyorsun. Sana şeytan kendini yargılattırıyor ve sonra seni kendi ipinle kendi gırtlağına sıktırıyor. Bu bir oyundur aslında. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor Rabbül Alemin? De ki ey benim diyor şu kendilerini israf eden kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Rabbiniz diyor günahları toptan bağışlar. Tek tek günahları bağışlamaz diyor. Bütün hepsini birden diyor siler diyor. O diyor gafur ve rahimdir diye cümleyi bitiriyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim Rabbül Alemin ben bağışlarım derken kişiye burada oyuna gelerek bağışlanmayacağı algısına kapılabiliyor. Bu tamamen aslında bir oyundur aslında. Aldanma meselesidir. Şeytan burada aldatıcıdır. Zaten ayet vardır. Şeytanın ismi garurdur. Çok aldatıcıdır. İnsan aldatıcı olarak vurgulanır. Kişi şunu demeli daima. Benim bu yaptığım günah değil derse küfre girer. Ama şunu derse ki benim bu yaptığım şey günahtır. İliklerime kadar bunu biliyorum. Ama irademe hakim olamıyorum. Ve bunu yaptığıma pişmanım derse kişi ve bunu asla şaşmazsa bu kişi için affedilme ümidi vardır denilir. Yani günahın tiryakisi dahi olsa. Çünkü yarım yola bir fırsat verir, o bataktan çıkar o kişi. Ama hatta derler ki bir içki içmenin günah olmadığını savunan bir insan kurtulamaz derler. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak açık bir ayet olduğu için içki içmek günahtır diyor. Günahın, içkinin günahını reddeden bir insan küfre girmiş olur. Çünkü kitaplara imana sıkıntısı var demektir bu kişinin. O yüzden burada bir ayrım noktası vardır. Yani buna dikkat etmek lazım. Manevi günahlar için mesela suizan dediğimiz bir kısım. Mesela bir örnek daha verelim. Peygamber Efendimiz bir gün Aleyhisselatü Vesselam Medine sokaklarında yanında Hazreti Safiye ile beraber yürüyorlar. Hazreti Safiye'nin peçesi var yüzünde. Yani sonuçta karşısına sahabeler geliyorlar. Efendimiz yanında bir kadın. Ama kim olduğu belli değil. İşte orada akla soru işareti gelebilir mi? Gelebilir. Efendimiz Hazreti Safiye'nin peçesini açıyor. Zeynep Safiye'dir diye söylüyor. Çünkü caizdir. Bir kadının yüzünün gözükmesi İslam hukukunda sıkıntı yoktur. İmam Şafii Hazretleri diyor ki neden diyor Resulullah diyor orada diyor peçesini açtı diye sorduğunda şöyle bir tespit yapmış. Eğer diyor akıllarına onun Efendimizin haremi olmayan bir kadınla yan yana yürüdüğünü görmeleri gelseydi küfre girerlerdi demiş. Çünkü peygamberlerin temel bir sıfatı ismet sıfatlarıdır. Bunu reddettiğin an peygamberleri reddetmiş olursun. Yani bu yönden bakıldığında peygamberlere iman rükünün bir gereği de aslında bu noktadır. Efendimiz de burada hadise var. Suizana girmeyin ama suizana mahal olacak yerlere de dolaşmayın demiş. O yüzden yani insanlara suizana sokmamak da lazım. Burada da Efendimiz Aleyhisselam hemen ortadan kaldırıyor mevzuyu. Sahabeler demiş ki ya Resulallah senin hakkında adam demişler. Yapmayız demişler ama akıllarına gelebilir mi şeytan fısıldayabilir. Tabii hakikaten. Çünkü bunlar açık mevzular. Bu noktadan bakıldığında maddi ve manevi günahlar vardır. Maddisi de söz konusudur, manevisi söz konusudur. Dile gelmesi şart değil, içimizde de taşırız manevilerini. Ama onların da düzelmesi, giderilmesi lazım. Onlar da önemli konulardır yani. Hemen hakikaten olur. Hocam. Yani baktığımız zaman hani ciddi anlamda etkileyen bir husus yani manevi günahlar. Hani maddi günahlar olduğu gibi hani gerçi birbirini doğuruyor diye de biliriz aslında değil mi? Maddi günahlar manevi günahlar da doğuruyor çünkü. İşlenen bir günah belki maddi surette ilerliyor ama sonraki süreçte manevi hastalıklara sebebiyet verdiği için kalpte başta iman küfür tohumunu saklıyor. Yani küfür tohumunu filizlendirmeye sebebiyet verecek bir yere çekiyor insanı. Hatta Mesnevi Nuriye'de de hani bir yer var hatırlarsınız. Hani o günahın günah olmadığını iddiaya başlar diyor. Sonra diyor küsufa tutulur kalbi diyor mahvolur gider. Yani eğer istiğfarla imha edilmezse yani neticesine yani giderek gitgide kalp siyahlana o günahın günah olmadığını iddiaya başlıyor insan demek ki. Ve kalbini karartıp mühür vurulacak hale de gelebiliyor. Yani elmas kıymetinde bir hakikat taşırken kendini kömür mesabesinde düşürebilecek bir hani âlâ-i illiğinden hani ifade ettiği surenin âlâ-i illiğinden esfel-i safiline düşürecek bir merhaleye getirebiliyor hakikaten Allah muhafaza etsin noktasında da çok dualarda bulunalım.
Hocam peki burada baktığımız zaman vesveseler, şüpheler diye zikretti ya metinde. Bu vesvese ile şüphe arasında bir fark var mıdır? Ya da biri birinin tamamlayıcısı gibidir bakabilir miyiz? Mesela ya da vesvese, önce vesvese olur, sonra biraz daha insan ona yapışmaya başladığı zaman mı şüphe olur bu? Buna nasıl bakmak lazım hocam, vesvese ile şüphe arasındaki fark? Şimdi şüphe kelimesi, kelime kökü benzemekten, şebehe kökünden. Hakikate benzeyen fikir demek aslında. Görüntüde benziyor ama. Makul gibi gözüküyor. Ama derinine inildiğinde aslında derinliğinde ateş olduğunu görüyoruz. Oysa hakikatin derinine inildiğinde karşımıza nur çıkar. Hakikat insanı aydınlatır. Ama şüphe ışık yayan bir kor gibidir tabiri caizse. Işığın aldanarak onu kabul edebiliriz. İşte şu anki sosyal medyada birçok kişinin aslında İslam adına konuşmaları insanlara şüphe uyandırıyor. Çünkü kendisi hakikati bulamamış ki o konuda söylediği söz hakikatli olabilsin. Ve doğruymuş gibi veyahut da makul bir fikir gibi de sunabiliyorlar. Biz de burada aldanabiliyoruz. Ya makul geliyor deriz. İşte burada Muhakemat-ı Üstad'ın bir tespiti var. Batılın şeyi ne olur ki diyor, derin düşünüldüğü zamandır batıl olduğu gözükür. Ama diyor zahiren diyor makul gözükebilir diyor. İşte o yüzden de mesela olayı çerçeveleyemeye başladığımızda, bir mevzunun içine gireceğimiz zaman aklın aydınlatılması gerekir. Yani evet, bu fikri kabul ettiğimiz aslında biz bunları da kabul etmiş oluyoruz diyerek o fikrin derinliklerini açtığımızda yani akıl diyecek ki ya, pek de makul değilmiş diyecek. Ama hakikati gösteren bir ifade derinlediği zaman çok daha işi netleştirir, berraklaştırır. Evet doğru budur deriz. İşte o yüzden aslında şüpheler daha çok insanın zihnini bulandıracak tarzdadır. Zihnimize girecek bir mana, zehirleme manasında gözükür. Doğruya benzerlik boyutu bulunduğundan dolayı makul gözüküyor diyebiliriz mesela ön planda. Ama vesvese kısmı öyle değil. Vesvese hakikate göre, yani şüpheye göre çok daha tabir et saçmalığa yakın bir fikirdir diyebiliriz. Ama şu özelliği vardır. İç dünyamızdaki ard arda gelen sinyaller gibidir tabiri caizse. Kelimenin vezni zelzeleyle aynı kökten, aynı vezindendir. Nasıl zelzelede ard arda dalgaları yayılıyor, vesvesede de aynı şekilde. Ard arda sinyaller içimizde çınlıyorsa bu vesvese manasındadır. Vesveselerde makullük kısmı olması gerekmiyor. Çok daha böyle saçma bir şeyin tekrar tekrar içimizde yankılandığını duyabiliriz. İşte bu ikisiyle tabiri caizse mücadele etmek lazım. Mücadele etmek gerekiyor. İşte mesela Nas suresinde min şerril vesvesil hannas derken aslında vesvese verici şeytan manasında bir tabir var. İşte Nas suresi mesela bu çerçevede bir ilaç diye okunabilir. Zikir manasında söylüyoruz. Ama en güzel ilacı aslında bu konular üzerine vesvese konusu ve şüphe konusu olan noktalarda araştırmada bulunmak. Derine tefekkür etmek. Burada kafamızı bulandıran mevzuları iyice açmak manasında gerekir. Onlar açıldığında Allah'ın izniyle hem o kalbimizdeki yaraları iyileşir hem de aklımızdaki bu manada bulanıklıklar da giderilebilir. O yüzden Risale'ler zaten bu noktalar üzerine gitmiş tabiri caizse. Kaçmamış, vesveselere çarpışmış. Üzerine giderek de olayın doğru noktasını aslında gösteriyor. Şunu söyleyebileceğim, günahlar aslında fıtratı bozan bir özelliği var. İnsan fıtratı sırat-ı müstakim üzere yaratılmış. Yani ne aşırılık vardır fıtratta ne gerilik vardır. İtidal her bir günahta o zaman aşırılık ve gerilik var demektir. Ve aşırılıktan kaynaklanan şeyler de elbette dengesiz düşüncelerdir veya da dengesiz iddialardır. Doğruyu gösterdiğimizde o fikirlerin aslında hakikate muvafık olmadığını, aykırı olduğunu burada görebiliriz. Mesela bu noktadan bakabiliriz. Buradan da baktığımız zaman hak gelir batıl zahil olur ayetinde zaten bir veçhesi de o mesele hakkıyla bilindiği zaman aslında baktığımız zaman aklıma gelen o mesele hakkıyla bilindiği zaman zaten vesvese şüpheye yer kalmayacak derecede göz önünde olduğu için o noktada bir vesveseden şüpheden kaynaklanan bir zarar da insana gelmeyecektir diye de biliriz herhalde değil mi hocam bu noktada? Evet mesela bir örnek vereyim. Şimdi sosyal medyada şöyle bir cümle var. İslam hoşgörü dinidir. Doğru mu? Doğru. Hakikaten. Ama her konuda hoşgörü müdür? Değildir. İşte orada o ayrım yapmak lazım. İslam hoşgörü dinidir ama hakarete, saldırıya karşı da müdafaa hakkında kullanır. Bu bir hoşgörü değildir. Orada hakareti, saldırıyı, zulmü hoş görmek demek, hakarete, zulme, saldırıya hoş görmek, bakmak anlamındadır.
Zulme hoş gören kişi de zalim olur. İslam burada dur der zulme. Ve zalimce fikirlere de dur der. İslam'a saldıran, bu manada saldırgan insanlara karşı da İslam'ın hem düşünce boyutunun hem duygu boyutunun hakikati ve hakkı savunması da meşru müdafaa hakkıdır. Bu bir hoşgörüsüzlük değildir aslında. Bu bilakis hakikati ve hakkı hoş görmenin batılı, zulmü, çirkinliği hoş görmemenin göstergesidir. Bunu hoş görmek eğer ki onlar hoş görülürse bu sefer zulmü desteklemek hükmüne geçer. İşte mesela burada dikkat edelim. Bu aslında bir şüphedir aslında. İslam hoşgörü dini değildir her konuda. Her konuda hoşgörülür dini demek aslında bir şüphedir. Derine indiğimiz zaman bakın burada gördüğümüz üzere zalimlere taraf olmayana varır. O zaman İslam bunu kabul etmiyor diyoruz. Demek ki derinine düşünmek lazım. Veyahut da sınır çizmek lazım. Evet, İslam'da zorlama yoktur. Ne zaman zorlama yoktur? İslam'ın emirlerinde bir zorlama boyutu vardır. Mesela zekat noktasında Hazreti Ebubekir zekatı reddedenlere savaş ilan etmiştir. Çünkü zekat fakir fukaranın hakkıdır. Onların hakkını çiğnetmek demek zulüme girmek demek anlamındadır. Ama İslam bir insana tebliğ yapılır. İnsan hidayete gelmesi zorlanmaz. Kişi isterse gelir, istemese gelmez. Gelmezse o zaman Hristiyansa, Yahudiyse cizye verilir. Yani bir yönetim manasında İslam idaresine girmesi noktasına bakılır. Şimdi burada dikkat edersek bilgi kirliliği insanların zihinlerini yaralıyor aslında. Ve farkında bile değiller. Çünkü altyapı yok. Altyapı olmadığı için de bir de fıtratları da hoşgörüye uygun bir yapıysa bunun sınırsız şekilde yaşamak gerektiğini zannedebiliyorlar. Oysa fıtratta sınırsızlık, duygular da yoktur. Aşırılık ve geriliğin olduğu her yerde tabiri ise dengesizlikler var demektir. İslam daima hak ve hakikat denge üzeredir. Orada daima sınırlar çizilmesi lazım. İşte sınırı çizdiğimizde fıtrat da rahatlıyor. Evet doğrusu bu olması lazım diyor. Akıl da rahatlıyor, kalp de rahatlıyor. Hatta burada mazlumların da mağduriyetleri de gözle gözükmeye başlıyor. Diğer tarafında yaptığı çirkinlik de aslında kendini göstermeye başlıyor. Burada mesela sağlıklı bir bakış açısıyla da doğruyu ve gerçeği ortaya koymak da ilim ehlinin özellikle hikmet ehlinde aslında boynun borcu olarak da gözüküyor. Zaten birçok şeyler de bundan kaynaklanıyor değil mi hocam? Hani bir hakikat ilmin elinden cehilin eline düştüğü zaman yani bir ilim cahilin eline düştüğü zaman hakikat telakki edilip yani bir mecaz hakikat telakki edilip çok hurafelerde kapı açabiliyor. Yani bu noktada baktığım zaman bu bilgi kirlilikleri aklıma gelen noktada hani söylemek istedim. Hani bilgi kirlilikleri sebebiyle hani bazı şeyler giderek böyle bir adet, bir kültür haline de gelebiliyor mesela. Bunların hani hakkın bilinip o noktada hani izale edilmesi en kısa süre içerisinde o insana da fayda sağlıyor. Çünkü insan kendi nefsine de zulmedebiliyor. Yani bu cihet de var. Hani başkasına zulme hani o zulmüne hoşgörü göstererek yani başkasına tabii zulmüne ortak oluyor ama kendi nefsine de zulmetmiş oluyor. Çünkü kendisini de zalimler defterine yazılmış oluyor yani baktığımız zaman. Allah muhafaza. Hocam peki bu metinden yola çıkarak bu vesveseler, şüpheler mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler diye ifade etti metinde. Yani imanın mahalli kalp midir? Önce o noktada mesela bir fikrimizi seyahate çıkarsak. Yani imanın mahalli kalp midir? Yoksa iman kalbin içinde midir? Bunu nasıl anlamalıyız? Şimdi Mücadele Suresi'nin son ayetinde Cenab-ı Hak diyor ki ketebe fî kulûbihimul iman diyor. Şimdi orada onların diyor Allah kalplerinin içine, dikkat edin kalbin içi tabiri var orada. Fî kulûbihim tabiri var. Bir de alâ kulûbihim var. Mesela Bakara Suresi'nin başında hatemallahu alâ kulûbihim diyor. Allah kalplerinin üstünü mühürledi. Burada kafirler için kullanıyoruz. Kalbin üstü zahiri manasındadır bu. Bir de kalbin içi batını manasındadır. Mesela münafıklar için fî kulûbihim maradun diyor. Münafıkların kalbinin içinde yara vardır, hastalık vardır diye söylüyor. Şimdi kalbin dışı entelektüel akıl demek. Yani buradan bakıldığında. Ona aklı uhrevi, aklı meada derler. Yani entelektüel akıl demek olaylara tevhid nazarıyla bakabilmek demek. İrfan nazarıyla bakabilmek demek. Allah ile bağını kurabilme demek. Kafirlerin bu boyutları kilitlenmiştir, mühürlenmiştir diye ayet söylüyor. Hatemallah ala kulubihim tabirinde. Ama kalplerinin içi kısmına geldiğinde, evet İslam dairesine imanla giren ama zaman içinde yalanlarından dolayı, işte yalan söylediği için veyahut da söz verip tutmadığı için veyahut da çeşitli hırslarından, kinlerinden dolayı İslam dairesine insanlara karşı duygu dengesizleri yaşamaya başlayan münafıklar içinde
fi kulubihim, kalbinin içinde yani batınında diyor, yara hastalıkları var diye söylüyor. Şimdi o zaman bu ayetle beraber ele aldığımızda ketebe fi kulubihimül iman tabiri şudur. Yani iman bir insanın önce aklına yazılır. Entelektüel aklına. Allah'ın varlığı ve birliği meselesi. Fakat bir de bunun kalbin batını dediğimiz duygu merkezinde burada hissedilmesi var. Yani Allah'ı tanımak bir adım. Ama Allah'ı sevmek, kalbin duygu merkezi Allah sevgisi merkezidir. Buraya fuad adı verilir. Yani Türkçesi de gönül demek aslında veyahut da yürek demek buradan geliyor. Yani insan kalbinde Allah'ın sevgisini, Allah sevgisinin içinde Allah'ın varlığını hissedebilir. İşte bu boyutuyla insan, imanın mahalli batını kalptir. Ve bu batını kalbe iman girmişse bu tahkiki imandır. Daha önceki derste de işlemiştik. Taklidi iman kısmı yani Allah vardır ve birdir demektir ama Allah'ın varlığını ve birliğini hissedebiliyor musun? Sorusu sorulduğunda hissedemiyorsa kişi diyor ki evet daha kalbin içine iman girmedi derken Hucurat Suresi'nde bunu işlemiştik. Kalbin içine girmesi demek, demek ki kalbin içine inmesi Allah sevgisinin bir şey söz konusudur. Yani bir kişi Allah'ın tanıdıkça sever, Allah zikrettikçe sevgisi de artar. Yani orada zikrullah burada aslında muhabbetullah artıran bir boyut taşıyor. O yüzden imanın mahalli batını kalptir. Bu Üstad başka bir yerde batını kalpte diyor, aynayı samettir diyor. Yani demek ki batını kalpte, yani kalbin batınında kimin tecellisi yansımalı? Samediyetiyle Cenab-ı Hak yansımalı. Yani ne demek samediyet? Şudur. Samet demek mutlak mükemmel demek. Cevşen'deki ifadeler açarsa, ya sameden bile ayıp. Ey ayıbı olmayan samet. Yani Allah'ı mutlak mükemmel ve kusursuz bilecek, biliyorsa bir kalp, o zaman o kalp sağlıklıdır. Bu kişinin imanı hakiki imandır. Yine ya sameden la yud'an diyor. Ey yemek yemeyen, muhtaç olmayan samet. Yani samet demek, yarattıklarına muhtaç olmayan demek. Yani Allah işte muhtaç olduğu için yarattı diyorsa bir insan, o kişinin algısı hastadır. İmanı da sakattır bu insan. Ama Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına ihtiyacı yoktu. İhtiyacı hiçbir zaman olmaz. İhtiyacı olan ilah demezler. Samediyet bunu gerektirir. Ama yaratılanların Allah'ın varlığına ihtiyacı var. Allah'a ihtiyacı var diyorsak tamam. Mutlak mükemmel diyorsak tamam. İşte kalp zaten, batını kalp bu şekilde programlanmıştır. Yani o öyle bir sevgilidir ki ben ona muhtacım ama bana muhtaç değil. Ben olmasam da o vardır. Ama olmadan ben var olamam. O mutlak mükemmeldir. Mutlak aşktır aslında. Aşka layık olan odur. Ve bütün kainat onun cazibesiyle ona bağlıdır şeklinde bir kalp. Allah'ı tanıyorsa bu hakiki bir imandır. Günahlar peki ne yapıyor? Günahlar burada kalpteki o mutlak mükemmellik algısını yaralıyor, zedeliyor. Veyahut da işte Allah'ın mutlak merhamet noktasına ümitsizlik verebiliyor. Veyahut da işte Allah'ın işte ihtiyacı yok mantığını, oradaki algıyı yine kırıyor. Diyor ki kendisiyle mukayese ederek o da yani insan bir şeye muhtaç olduğu için yapar. Demek ki o da bize muhtaç ki bu kadar ısrarla ibadet etmemizi emrediyor diyerek çok güncel bir sorudur bu aslında. Oysa ibadete Allah muhtaç olduğu için değil, ibadete biz muhtaç olduğumuz için bize emretmiş. Çünkü manen hastayız evet, o noktada. Hasta olduğumuz için. Yani aslında kul ibadete muhtaçtır. Kul doğruluğa muhtaçtır. Kul hakikate muhtaçtır. Hakikati kuldan çekersek ortada kof bir yapı kalır. Doğruluğu çekersek yalancı bir ortada kalır. İbadeti çekersek Allah'tan başka sayısı şey kuludan bir yapı ortaya çıkar. Yine aslında insanda kulluk vardır. Sadece kul olduklarını bire indiriyor İslamiyet bu yönden bakıldığında. Yani alnı secdeye gitmiyor diye bir insan kulluktan muaf olmuyor. İşte Muhammed İkbal'in tabiriyle yapmaktan kaçındığın o bir secde seni binlerce secdeden kurtarır diyor. Zannediyor ki ibadet etmeyenler alnım yere değmeyince ben başka şeyler secde etmiyorum zannediyor. Oysa eşine secdeden var, işine secdeden var, çocuğuna secdeden var, parasına secdeden var, devlete secdeden var, ideolojilere secdedenler var, arkadaşlarına, ahbabına, hatta yani eski insanlar yıldırımlara secde etmişler, korkularına secde etmişler, putlara secde etmişler. Şu an bile o secde etmeler halen devam ediyor aslında. Zannediyor ki kişi alnı yere değmeyince secde etmiyorum zannediyor. Aslında çok mecazi putlara karşı o mecazi secdeleri farkına varmayarak yapıyoruz belki ama hatta bu Hutbe-i Şamiye'de de yine bununla alakalı hani batını kalple alakalı bir ifade ederken yani diyor insan sanem misal putları o kalbinde diktiği zaman bu sefer Allah darılır, maksudunun aksiyle mücadele eder. O
ne maksatla Allah'tan uzaklaşmışsa Allah onun eliyle onu imtihan ederek onu cezalandırır noktasında da bakınca o putları kendi elimizle diktiğimiz putları kendi ellerimizle gelen musibetlerle tekrardan kırılması vasıtasıyla ancak o şekilde çünkü ceza amelin cinsiyle olduğu için ne için Allah'ı terk etmişsek Allah da bizi onunla cezalandırarak da hani bizi buna muhatap edebiliyor. Yani hakikaten birçok hatta eski zamanda bazı cümlelerin de belagatına secde eden şairler, yazarlar olmuş. Hatta onlardan bir tanesi ayeti duymuş ya mesela. Ayeti duymuş, bakmış ki secde etmişler. Sormuşlar Müslüman mı oldun? Hayır demiş. Ben ayetin belagatına secde ettim. Yani aslında birçok secdeler yapıyoruz ama bunun farkında değiliz. Yani bu da orijinal bir ifade yani birçok mecazi secdeler farkına varmayarak insan yapabiliyor yani ilginç bir boyut. Hutbe-i Şamiye'deki o yerin kökünde hırs bunu yaptırıyor diyor. İnsan diyor hırsla kalbi deliyor. Kalbini diyor deler, kalbin batınına sanemleri diyor diker diyor. Kabe hükmünde olan o kalp, batını kalp, cahiliye Kabe'si haline gelir. Çeşit çeşit şeylerin suretlerini orada görebiliyoruz. O yüzden hırs duygusu çok tehlikelidir. Hakka kullanılmadığı zaman işte kalbimizi cahiliye Kabe'si haline getirebiliyor. O yüzden zaten aslında hasaret sebebi evet. Yani insan yani müminde hırs hasaret sebebi. Hani azim belki olması gerekiyor ama müminde hırs hasaret sebebi olması da aslında bu sırdan ileri geliyor değil mi hocam? Yani birçok şeyleri kaybetmeye sebep hani belki azimli olacağız tamam ama hırs boyutuna vardığı zaman bu bizi yanlış bir yere sevk eden bir hasse olabiliyor. Peki hocam burada baktığımız zaman hani hırs yani toplum arasında da çok karıştırıldığı için aklıma geldi. Hırs ve azim arasındaki dengeyi nasıl kurmalı insan? Soru özelinde. Şimdi hırs maneviyatta şöyle makbuldür. Yani ben daha çok hizmet etmeliyim, daha çok koşmalıyım, daha çok çabalamalıyım. Bunu laikalar üstünde izahını yapıyor. Fakat diyor gayrette hırs doğru ama diyor neticelerde diyor hırs yanlış. Yani ekersin ama diyor daha çok biteceğim, daha çok biteceğim diyemezsin diyor. Çünkü Rabbül Alemin ister büyütür, isterse büyütmez diyor. Çalışmada diyor hırs gösteririz ama diyor neticelere kanaatle mükellefiz diyor. Neticeye eğer ki hırsı yöneltirsek bu sefer hayal kırıklıklarına uğrarız. Sonra bir daha çalışamayız. İşte o yüzden orada bir duygu kontrolü gerekli. Hani tabiri caizse hırsı bir ata benzetirsek, koşturma esnasında orada onu kamçılamak için kullanabiliriz. Ama neticeler noktasında bakmamalıyız. Yani biz tabiri caizse dünyada hep ekmeliyiz. Biçme kısmını düşünmemeliyiz. Bizim vazifemizi ekme olarak görürsek o zaman bütün dünyaya hakikatler ekeriz. Hırsımızı burada güzel bir binek haline getiririz. Ama ekeyim biçeyim gibi bir sonuca bakarsak biçemediğimizde bir daha ekemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak imtihan eder, vermeyebilir. Verir, koşarız. Vermezse çökeriz. Burada olay çökmemektir. O yüzden de kendimizi bir sel gibi düşünürsek, sel sağdan akamazsa sola doğru akar. Soldan akamazsa öbür tarafa akar. Ama hep akar. Akmak esastır. Bize düşen vazife koşturmaktır, azimdir. Neticelerden biz mükellef değiliz. O yüzden peygamberlerle ilgili ayette diyor. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءُ Peygamberin vazifesi sadece tebliğ yapmaktır. İster 1000 kişi iman etsin, ister 100.000 kişi iman etsin Yunus Aleyhisselam'da olduğu gibi, isterse 3 kişi iman etsin Eyyub Aleyhisselam'da olduğu gibi. 3 de makbul, 100 de makbul, 100 bin de makbul, 80 de makbul. Ama bu şunu göstermiyor. İşte 80 kişi Nuh Aleyhisselam'a iman etmiş, 100 binden fazla kişi Yunus Aleyhisselam'a iman etmiş. Yunus Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'dan büyüktür anlamına gelmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre Nuh Aleyhisselam daha büyüktür. Çünkü o azimlidir. Yani orada üstünlük alamet olarak azim kullanılmış. Ülül azm Resulüler arasında Yunus Aleyhisselam yok. Yani demek ki hidayete vesile olanların çokluğu kişinin kalitesinin göstergesi değildir. Bu önemli bir detaydır. Burada hidayete gelenlerin kalitesinin büyüklüğü orada önemlidir. Yani keyfiyet mi kemmiyet mi sorusu ortaya çıkıyor. Keyfiyet daima ön plandadır. Buna bakarsak. Hakikaten güzel bir noktaya değindiniz hocam. Yani bazen bir olur bine bedel olabilir mesela. Aynen. Bazen de bin de olsa, çok da olsa fakat kıymet noktasında belli bir hüviyet taşımıyorsa zaten yine kıymet ifade etmiyor diye denilebilir.
Peki hocam, buradan yola çıkarak baktığımız zaman imanımızın zedelendiğini nasıl anlarız? En net bir şekilde bu nasıl gözükür diye, hani en net delil nedir imanımızın zedelendiğine dair? Şimdi Arif'in fikri neyse zikirde olur denilir. Aşık'ın da aynı şekilde fikri değil de bu manada kalbinde aşk neyse aşık'ın da dilinden onun adı çıkar. Seven bir insan daima sevdiğini söylemek, anlatmak ister. Şimdi burada batını kalp sağlamsa, iman mükemmelse, kişi çok rahat şekilde elhamdülillah der. Şükürler olsun diye bakabilir. Allah-u Ekber'i zikredebilir. Usta burada çok güzel bir tespit yapıyor. Diyor ki, batını kalp zedelendiği an diyor, kişi zikredemez hale gelir diyor. Yani tabirca ise zikirden nefret ettiren bir haldir diyor, ya günah yarası. Hatta buradan şunu da söyleyebiliriz. Mesela bazı insanlar toplumda Allah'ın adını duymaktan dolayı tiksiniyorlar. Sebep aslında günahkarlıklarıdır. Günah da öyle ilerlemiş ki Allah'ın adının kutsiyetiyle iç dünyasının karanlığı yan yana geldiği zaman birbirlerini itiyorlar. Çarpışma meydana geliyor. Orada da bir tiksinme hissi meydana geliyor tabiri caizse. Bunun ilacı aslında kişinin ben hata yaptım diyerek Sübhanallah ve Estağfurullah demesidir aslında. Hatasını kabul etmesi. Bunu yaptığında o zikirde nefretkarlık meselesi ortadan kalkar. Ama hatasına toz kondurmazsa o kişi artık zikredemez hale gelir. Günler geçer, Allah'ın zikrini unutur. Bunun bir numunesi de Efendimiz döneminde bir münafık Efendimiz huzuruna gelerek tevbe ediyor ve şunu söylüyor. Diyor ki Allah'ın adını anmak ne kadar az diyor kendisi için. Demek ki bir insan ne kadar zikirden uzaksa, Allah'ın adını anmaktan uzaksa içinde o kadar karanlık taşıyor demektir. Ve onda nifak alameti var demektir aslında bu yönden bakıldığında. İhlas alameti ise tam tersidir. O daha çok Allah'ı zikretmek ister. Onun sevgisini daha çok nasıl büyütebilirim kendi içine diye bakar. Bu kriter üzerinden bakabiliriz mesela. O yüzden aslında Estağfurullah zikri Kuddüs isminin iç dünyamızda temizlik yapmaya başlamasıdır. Subhanallah zikri de burada çok önemlidir. Mesela Evrad-ı Kudsiye duasında çok Subhanallah tabiri geçer. Kutsi evratlardır. Manevi noktada kirli olan insanlar onu dinleyebilirler. Kendi de okuyabilirler. Muazzam bir temizleyicilik özelliği vardır diyebilirim mesela. Hatta Kuddüs bahsinde bir haşiyede de ifade ettiği üzere yani günahların manevi kirlerden olduğunu unutmamalıyız diye de öyle güzel bir not düşmüş hakikaten şu an o aklıma geldi. Hakikaten güzel bir nokta. Peki hocam kalp günahla eğer istiğfar edilmezse gitgide katılaşabiliyor. Yani bu noktada baktığım zaman kalbin katılığıyla inançsızlık arasındaki fark nedir? Bunu ayıran bir unsur var mıdır? Şimdi o noktaya gelirsek, şimdi batını kalp dedik aynı samettir. Batını kalp aslında mükemmel olan aşktır. Aslında aşk merkezidir. Ve o Mücadele Suresi'nin sonunda zaten buna dair detay da var. Yani diyor, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, işte anne babası dahi olsa, kardeşleri, aşiret akrabası dahi olsa diyor, bu tarz kişilere karşı meveddet duygusu için olduğunu göremezsin diyor. Öyle bulamayacaksın onları diyor. Meveddet tanıyarak sevmek demek yani. Kalplerin içinde diyor onların Allah ve Resulü'nün sevgisi vardır diyor. Bu manada bakarsak. Allah'ı severler, Allah da onları Resulullah'ı severler. Bu tarz sevgiyi diyor onlara tahsis etmişlerdir diye söylüyor. O zaman batını kalpte aslında Allah ve Resulü'ne karşı sevginin şiddetli hali olduğunu oradan anlayabiliyoruz. Peki bu kalp sahibi insandaki yumuşama meselesi nasıl ele alacağız denirse şöyle bir sistematik var. Bir kişide ne kadar Allah sevgisi varsa o nispetle de kullara karşı merhamet duygusu vardır. O yüzden de o insan diğer insanlara karşı yumuşaklık sergiler, anlayış gösterir, onların iyiliğini ister. Tam tersine bir insanın kalbinde iman ne kadar azalırsa veyahut da yok olursa bu kişinin kalbi katılaşır. Diğer insanlara da acımamaya başlar. İşte mesela fakir görse der ki çalışsın kazansın der. Oysa İslam der ki çalışamıyor ki demek ki dileniyor der. Merhametle yaklaşır. Ona zekat vermeye çalışır. İnfakta bulunabilir mesela bunun gibi. Buradan aslında kalp katılığı noktasını böyle bir ayrım noktası olarak bakabiliriz. Ayetlerde mesela sümme kaset kulubuhum diyor. Sonra onların kalpleri katılaştı diye söylüyor. Veyahut da kalpteki Allah sevgisinin kriteri olarak da şunu söyleyebilirim. Bir ayette de var, birkaç ayette var. Diyor ki Enfal Suresi'nin ikinci ayette اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُ زَادَتُمْ اِيمَانًا İlahir. Müminler ancak o kişilerdir ki diyor,
yanlarında Allah'ın adı anıldığında kalpleri titrer. Neye benziyor bu durum? Bir kişi birini sevdiğinde ama kimse onu kimseye duyurmadığında, birisi de onun adını andığında kalbinde bir titreme olduğu gibi, işte aynı onun gibidir aslında. Demek ki müminler onlardır ki, onların kalbi Allah'ın aşkıyla doludur. Allah'ın adını duydukları zaman kalpleri titrer. Tellerine dokunmak gibi olur. O ayetlerde mesela, buna benzer birkaç ayet daha var. İşte burada onu göreceğiz. Allah'ın adını andığında, yani hakikaten Allah aşkına bir insana deseler ki, yani bana işte şu kadar evimi ver dese, adam evini verebilir. İbn-i Arabi bunu yapmış. Yani bir fakir ondan sadaka istemiş. Demiş ki bir tek evim kaldı demiş. Adı da senin olsun diye evinden ayırmış mesela. O derecede merhametini sergileyebilecek bir durum oluşabiliyor. Peki hocam, hani baktığımız zaman hani affı talep etmek daha kolay olduğu halde insanlar neden bu inançsızlığa düşüyorlar hocam? Hani toplum açısından baktığımız zaman ciddi bir hastalık bu. Yani affedilmeyi talep etmek, dua etmek ve bu inançta olmak gerekirken hani inançsızlığa atan sebepler ne olabilir? Şimdi burada enteresan bir kısım var. Tam o tevbe edeceği anda şeytan devreye giriyor. Şimdi diyor, sen diyor tevbesin, Allah seni kabul edecek mi diyor. Ya da ettiğini nereden bileceksin diyor. Mesela bunlar da bunun gibi sorular var. Vaktiyle sormuşlar da böyle sorular. Şimdi bahsettiğim o işte kendini israf eden kullarım cümlesinin aslında sonunda notlar vardır orada ayette. Gafur ve Rahim tabiri var. Allah'ın bağışladığının göstergesi rahmettir aslında kişinin hayatındaki. Yani daha önce yapamadığımız şeyleri yapmaya başlamışsak güzellikleri, diyelim ki daha önce diyelim ki şefkatim azı şefkatli olmaya başlamışım. İbadetlerimi yapamıyordum, şimdi yapmaya başlamışım. Aslında benim bağışlandığımı gösterir. Buradaki hayatımızdaki rahmet eserleri aslında bize bunun bağışlandığımızı gösterir. Bu birinci yön. Bir de günahlar insanın fıtratını zedelediği için bir de gurur hastalığı doğuyor orada. Yeisten ucup doğar, ucuptan gurur doğar. Yani tevbe etmek aslında kişinin gururunu aslında rencide edecek bir durum gibi gözüküyor. Oysa aslında gururuyla daha çok şey kaybediyor. Çünkü günahını akladığı sürece insan ahirette kaybeder. Ebedi hayatını kaybeder. Bu kaybettiği şeyleri göremediği için de tabiri caizse orada tevbe etmeye yanaşmıyorlar. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Allah muhafaza hocam. Rabbim muhafaza eylesin. Maddi manevi hastalıklardan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Güzel bir sohbet oldu. Değerli dostlar, Muhabbet Seyyahı'nda bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda konumuz manevi hastalıklarımızdı. Yani günahın yan etkileri mevzusu üzerinde durmaya çalıştık. Eyüp Aleyhisselam kıssası özelinde. İnşallah Rabbim bu sohbetler hürmetine, bu hakikatler hürmetine maddi manevi hastalıklarımızdan bizleri azat eylesin ve hakikatları hakkıyla idrak edebilecek bir hal ihsan eylesin diye dua ederek bitirelim. Yayında ve yapımda emeğe geçen bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Erdem Akça hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ve bilhassa siz seyircilerimize bizi yalnız bırakmadığınız için, bu hakikatların devamına vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.